şey yaptı, istedi bizlerden. Biz de seve seve atladık geldik. Çok teşekkürler, sağ olun. Bizler neyiz, ne iş yaparız, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Artmadan... Çok eskiden, hatırlamıyorum ama 1800 yıllarda İngiliz motosikletli polisleri çok kaza yaptığı görülmüş. Ve bu kazaların sebebi araştırıla bir sistem meydana getirmişler. Ve bu sistemin adı Roadcraft sistemi. Bu sistemi sizlerle paylaşacağız. Bu sistemi hep beraber bilgi paylaşımında bulunacağız sizlerle. Akreditasyon ROSPA her sene gelir akademimize ve bizleri imtihan eder. Şöyle, bizler burada biraz sonra Onur Hocam'la beraber başımızdan geçen olayları sizlere anlatmıyoruz. Bir takım sistem var, o sistemi sizlerle paylaşıyoruz. Bu ROSPA'dan insanlar, akreditasyon verecek olan insanlar geldiklerinde bizim doğru eğitim vermediğimizi kontrol ediyorlar. Eğer doğru veriyorsa bize akredite ediyorlar bizi. Akmoto Akademi. Ya burada demek istediğim bizler sizlerle yaşadıklarımızı paylaşmıyoruz. Belirli bir sistem dahilinde motosikleti kullanıyoruz. Bu sistemi sizlerle paylaşacağız. Evet, Akmoto Akademi'nin eğitim sistemimizde İngiltere ROSPA ve AYEN, Almanya ADAC ve Amerika MSF eğitim modüllerini içinde barındırır. Akmoto Akademi aynı zamanda halihazırda Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından da önerilmektedir. Evet, bizler kimiz? Ben Emir Ateşen, ileri sürüş eğitmeniyim, şuyum buyum falan filan. Bunları söylememizdeki amaç, biz şuyuz buyuz, çok iyi motosiklet kullanırız kesinlikle değil. Belki çok insan var kesinlikle yolda. Bizleri geçebilir, edebilir, çok daha iyi viraj alabilir. Bizler o tür insanlar değiliz. Bizler sadece sizlere öğrendiklerimizi doğru aktarabilme yetisine sahibiz. Sadece bu. Ben Emir Ateşen, arkadaşım Onur Gölcük. Sizlere doğru bilgileri paylaşmaktan şimdiden çok çok teşekkür edeceğim. Bu kursun amacı nedir? Bu eğitim, bu teori eğitiminin amacı ilk önce farkındalıkları arttırmak. Bir sürü arkadaşımız bir takım sistemleri var motosikleti kullanırken. Herkesin bir sistemi var. Dururken, arabanın arkasında giderken, sollarken kendine göre bir sistemi var. Ama bir takım tehlikelerin farkında değiller. Bu farkındalıkları arttıracağız bu eğitimde. Biraz önce bahsettik, sistemli kullanımı anlamak ve öğrenmek. Bu sistem hakkında konuşacağız. Üçüncüsü, temel sürüş becerilerini, motosiklet hakimiyetini geliştirmek. Birbirimizden daha fazla faydalanmak adına cep telefonlarımızı sessize alırsak çok seviniriz. Ve tabii ki sonunda hedef motosiklet üzerinde keyifle geçen uzun yıllar birikimi. Tabii ne olacağımız belli değil. Burada herkes motosikleti kullanıyor mu? Herkes motosikleti kullanıyor mu? Kullanmayan var mı? Kullanmayan? Motosikleti olmayan? Ben kullanmıyorum. Tamam. Ama bu araba için de aynı. Denekliklerden kullanılmış. Efendim? Denekliklerden. O da bilmiyor yani. O da önemli. O da sistem. Tamam. Peki size şöyle bir soru sorsam. Motosiklet tehlikeli mi? Hayır. Kurallara uygun mu tehlikesi? Kurallara uygun mu tehlikesi? Evet. Motosiklet tehlikeli diyen var mı? Siz tehlikeli diyorsunuz. Evet. Başka? Tehlikeli diyorsunuz. Aslında biraz önce filmi izliyordum. Aslında motosiklet çok tehlikesiz bir şey. Ne bileyim ben motosikletimi park ediyorum, kapıcıya geliyorum akşamüstü. Ne yaptı sana, bir şey yaptı mı diyorum. Hayır diyor, öyle durdu diyor kendilerine. Motosiklet çok tehlikesiz ya. Dışarıda duruyor motosikletlerimiz, sizlerin de öyle. Birilerine bir şeyler yapıyor mudur? Yapmıyor. Zannetmiyorum. Motosiklet çok tehlikesiz. Motosiklet kullanmanın, ben bunu bayağı söyleyeceğim bu akşam.
belki garibinize gidebilir ama gitmesin. %70'i bakıştır motosikleti kullanmanın. %20'si oturuştur, %10'u da tekniklerdir. Bunu biraz sonra konuşacağız. Motosiklet çok güvenli bir araçtır. Neden? Bir, küçüksünüz. İki, kuvvetlisiniz. Üç, bakışınız arabadan çok daha iyi. Yüksektesiniz. Dört, küçük olduğunuz için her zaman bir B planınız var. Ama bu B planında küçüklüğünü, kuvvetinizi sizin dediğiniz gibi doğru kullanılırsa bu çok güvenli bir alet haline geliyor. Motosikleti biraz önce izledik. Motosiklet dümdüz kendisi gitti. Hiç kimseye bir şey yapmadı. Üstündeki sürücü düştü. Seyredenler vardır burada. Motosikleti tehlikeli yapan bizleriz arkadaşlar. Üstündeki beyin. Motosikletimizin altında topaj çevirmeyen var mı burada? Tabii yeni nesiller pek zannetmiyorum çevirmemiştir ama siz çevirmişsiniz. Ben de çevirdim. Topaj nedir bilen var mı? Topaç. Böyle iple sararsın, böyle bir çevirirsin, topaç döner. Eski fıçı derler. Evet. Fıçı derler. Fıçı döndüren. Evet. Peki fıçı ne zaman düşer? Fıçı ne zaman düşer? Yavaşlayınca düşer. Bizim motosikletlerimizin iki tane fıçısı var veya topacı var. İki tane, bir ön tekerlek, bir arka tekerlek. Bunlar jiroskopik kuvvet, yani merkez kaç kuvvetini ürettikten sonra bu cihazı düşürmek çok zordur arkadaşlar. Soru var mı buraya? Yok. Bizden gelen riskler, yollardan gelen riskler, bizlerden gelen riskler ve diğer yol kullanıcılarından gelen riskler. Bütün etrafımız risk kaynağı. Bizim amacımız bu riskleri minimize etmek. Hep duyarsınız kaza yapan arkadaşları. Ne derler? Kaza yapmış, gelmiş. Bir manueli vardı motosikletinizin. Ne markaya biliyorsunuz? CBF 150. Harika. CBF 150'nin manuelini hiç okudunuz mu? Manuel derken? Kullanma şeyi okudunuz. Orada lastik havalarını gördünüz. Ön 29, arka 30 harika. Veya 26-30, yolda yol 33. Pozisyonu aldın. İşte aşama. Sistem bu.
pozisyonunu aldın, bilgini topladın ama o bilgiyi bakarsa, ileri bakarsa alabilir. Kamyonu görür, otobüsü görür, hayvan sürüsünü görür, ne bileyim yaya varsa onu görür ve en sağ tarafa geçer. Pozisyonunu alır ve baktı hala hayvan sürüsü geliyor, yola çıkmaya başladı, ne yaparsın?